Elhamdülillah, 15 dakikadır düzelteyim. Sabah başlıyoruz. Herhangi bir ses yok. Şimdi iyi geldim. Şimdi ışığı açtım. Işığı açtım. Sıkıştı. Oh, ne iş? Havlama köpeğini mi göndereceksin tekrar? Hani sineklerin nerede? Onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Orman kitabı içinden geliyorlar. Siz onluk. Zır deli seni katile bak be. Işığı açar açmaz. Çok bozulmuştur. Paylaşıp sildiğim yoruma. Top sopra sonu pek akadır diye. Ha, tek bir tane mi? Görünmesi kapı ebeve. Şeytanın tüyüne bak. Allah'ım yarabbim. Evet dur bizde. Dur. Ben de bir tane çekeyim. Burada durum nasıl? Burası da temiz. Bir şey duymuyoruz. O Yusuf bizi nelerle suçladı be. Perde çekiyoruz. Peki bitti mi? Rahatladık mı? Şeytanla nasıl olmalı mı? Hanım baktı. Kamera bulamadı. Ona sifon falan yok. Sırası gelmedi. Kapatmak zorundayız. Hiçbir şey göstermiyor. Aa, sen sinek yok mu dedin? İki tane yan yana. Bir taşla iki kuş. Şimdi düzgün çıkıyoruz. Evet. Demin yoktu. Şimdi iki sinek. Bir varmış, bir yokmuş. Ve aynı noktada sümüklü böcek izleri. Evet, dost kadar sinek. Suratıma açar açmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan yeni bok görüyoruz. Dün bahsettik kokusunu aldık diye. Sosyal medyadan. Maç zamanı. Gol geldikten sonra. Sonrasında bir tane biz yedik. Yeni kedisi merdiven altında. Ne yapıyorsun orada? Gaza mı getireceğim? Hı? Kim var içinde? Hangi pedofil? Kaçıyoruz. Bu Özdemir'in kendisi. Hala devam ediyor. Burada da sümüklü böcek izleri. Sitelerde kedim şiiri okuyan ana oğuz. Bununla gaza getirecek bu sabah.
burnumu uzatır uzatmaz. Tıkırtığı çıkarır çıkarmaz. Orhan Seyfi Orhun Kedimşi. Eskiden böyle aynen bu kedi gibi dikiyordular karşıma. Hiç gitmiyordu. Direkt bana bakıyordu o gözlerle. Böyle bir şeyler hissediyordum. Bzzz diye. Beynimde kullandı. Ondan kurtulduk. Toksoplazmadır. Ve hiç böyle sevgi falan uyandırmıyordu yani. Tam tersi. Heyecan, stres. İçlerinde cin var. Ya da frekans. Şu panosuzda yani. Hiç yerinde durmuyor. Ne yapmalıyım ona be? Tekrar dışarı çıkmak zorundayız. Tekrar çıkıp bakmamız lazım. Kaptan devrilmiş. Dostum. Kapıdan çıktık. Bir şey sıkıştırmalıyım buraya. Sinekleri ele veriyorum. Tekrar düşmüş buraya. Biraz örttük. Ve güç gösterisi gösteriyorum. Olmuyor mu? Derecesine. Buyurun açık açık. Tekrar pisikleyip döşemiş. Toksoplazmalı PKK'dır diye. Sinek için. Ana hayvanların ne yaptığını bilmiyor. Sıçma rolü bile yapabiliyor. Balkona fırlamıyoruz. Onu da ben. Evet. Temizle Yusuf. Biz sıçıyoruz, sen temizle. Bok büyüsü. Fisis spell. Biraz ufak erkek çocukları alın dairenize de büyüler daha güçlü olsun. Donk, gece açık olan pencereyi kapatıyoruz. Burada da pislik kontrolünde pislik yok. Geçmişte kaldı Umut. Havlayan köpek de gelmiyor mu? Mucize. Geçmişte kaldı Umut. İki tane bok. Buna karşı çıkarsa nerede olacak burada? Hayvan besliyor mu? Hayır. Onu da belli. Bu ne? Karpuz kabuğu. Sadece. Onlar da var. Şurada da var. Evet, dediğim şiiri yazarı Orhan Seyfi Orkun'un hayaleti bok büyüsünden vazgeçmez. Ve manik diye kediyi burnunu uzatır uzatmaz oraya yerleştirir. Kedim şiirini tamamlamak için diri diri yakaladı bokla. Dün söyledim, belirttim bilgisayarda kokusu gelmedi diye, ne zaman yapıldı diye. Toksoplazmalı PKK'dırıye. Nostradamus'taki Hadriye. Evet, seni de onunla suçluyor. Diğerini de deccallikle sona erdirmeniz için. Çünkü benziyor. Hayret desibel makinesini havlamalarıyla göndermediği sinir uçlarını talip etmek için. Belki pislikleri kaldırırken gönderirim.
ne yapmak niyetinde bu şeylerle hasta etmekten başka? Biz kaldıracağız, oraya koyacağız ya. Alo. Bir kere balkonuna, kendi balkonuna sıçtırdı. Beni suçladı, ertesi kapattılar. Gelsinler ölçüm yapsınlar, rüzgar böyle esiyor. Böyle. O pislikle oraya senin yüzünden ağaç gibi. Yok ananın şeyi. Kafesin önü temiz. Geçmişte komut. Trafficking goods, trafficking goods bilmem. Hem o pislikleri oraya şey yaparken menzil dışında su atmasın diye. Su at. Burası boşaldı be. Bir şey döşe oraya. Ben balkondayken. Gergin olurum. Ben polis bey. Apartmanında temiz tutuyor mu? Bana ne be? Onlar neden zarar görmüyor? Evet millet, dünkü yorumlarıma bakın Twitter'dan. Gol gelir gelmez bok kokusu dedim, böyle keskin nişancı gibi bok gazlarını gönderiyorlar. Ve aralarındaki kurt yumurtaları falan bir ne varsa. Kabız olmadığımın tek nedeni sabahki o frekanstır. Onun hakkında bilgi verelim. İsmi Raif. Raif'e yazılıyor. Bu bir doktor Raif. Böyle frekanslı bir hastane kurdu. Her hastalık için onun şeyleri. Sonra onu yok ettiler. Fakat kayıtları duruyor. Tesla'ya yaptıkları gibi, onun kayıtları olduğu gibi. Bu sağlık sektörü baktı, o bu çare buldu. Bunu yok etmeliyiz, ekmeğimizi elimizden alıyor. Sadece frekansla sesle ilaç satamayacağız. Çayımız bitti. Al gidip bu bok büyülerini kaldıralım. Alet odasından küreği alacağım. Düğmeye basma. Avlama operasyonu için. Tek sinek yok. Tekrar bir varmış. Bir tane burada. Ben girdim diye. Sümüklü böcek izleri. Sert. Ben ne bileyim orada olduğunu. Karartacağım. Çünkü gösterecektim bu pencerenin önünü çekip. Hanımın penceresinin önüne. Evet, kaldırıyoruz. Yine böyle bir karışım, gazı anla noktaya, sonra koku yok. Evet, kuleyi açtık sonuna kadar. Onu da ben mi biliyorsun? Sen gerginsin. Evet, buradan da kaldırıyoruz. Kaç hayvanın piçliği var? 6-7. Bir tanecik de burada. Taksit. Kaşınıyor yani. Kimin kedisiydi o? İşbirliksinin diğer yan taraftaki. Sağdan soldan gördüğün arkadan. Başka var mı? Sinekler kayboldu. Oo, evet. Bu bokları kaldırdı. Dünün tekrarı. Düğmeye bastı. Ben buna bir şey yapacağım. İçeri kapatacaklar. Ne var?
kaşınıyor mu? Telefonun elinde mi arkadaş? Ah hayvan ol Zeynep. Gel git. Anan çağırıyor. Yaptığın iş için. FETÖ ablası. Pişt. Sırtımı dönersem saldırır mı Zeynep? Saldırır değil mi? Öyle emir verdin. Ha? Ne yaparsam saldırır? Sen söylersen saldırır biliyorum. Kaç kişiye saldırttın? Kaç kişiye saldırttın? Bir tek bana yapıyor. Ben sorumluyum. Ha? Kaybol. Benkin üstünde desiyoruz. Ha? Kaç daire elde ettin? Kaç dükkan, kaç büfe? Ne yapacağım? Ha? Sonunu getireceğim. Oo, burada besleyecek. İnsanların oturduğu yerde. Yürü git işte. Oturmasınlar. Oturmasınlar, burası onlarındır. Ormanla daire içinde sinekli kasetliyiz. Alo, bu parka çıktı polis. Nerede kaldın? Parka çıktı, çekim yapıyor. Çağırır ha, çağırır bu kankileri. Mahalle karakolu kankisi. Tekrar gelsene beyzbol sopasıyla kafama kafama. Bu sefer elinden aldığın zaman kafanı kırırım. Kızın mı? Kızın mı? Vay be LGT be! Yalıyorsun değil mi? Sadece sana be Yusuf! Sensin problem. Biz buraya dayatacağız çocukların. Boka boğacağız burayı biz be! Bundan kurtuluş yok. Gel yanaşsana biraz. Yanaş kancık. Şeytanın soyuna bak be. Beni parkta gömeceksin. Ha? Merdivende dediğin gibi Azrail'imsin. Beni ha? Dene bakalım. Gönder bir sustalı daha gönder. Bir sustalı orospu çocuğu daha gönder. Bu köpekten daha çirkinsin be. Aynaya ben bakıyorum her gün. Aynaya bakmaya korkan sensin be. Pis satanist. O türbanını çıkar. Oo, bunlar görünmez bir kapı. Yusuf bokla bir kaldırdı be. Var mı, olur mu böyle bir şey? Burası bok kaynıyor. Geri gönderiyor. İyi çekim yaptın mı?
Gel buradan peşime gel. O daha nöbet değişimi olmadı mı burada? Oldu içeride bak. Vay Cengiz. Demek bu karakol kankisi olanla satanistten başka birini bulamıyor lan. Ulan bir namaz kıl burada ben geldim diye. Şuraya bakın ve Zornos'tan çöl. Dayat doğum hastanesine bebelere bu iyi mamaları ve aymanları. Boklarını döşe çocuk oyun parkına. Ve kimse senin icabına bakmasın, tutuklamasın. Mahalle karakolu kankisi. Haberleşme böyle penceresinin önünden bokları kaldırıyor, düğmeye basıyor. Paspaslaşma. Kolay gelsin. Ona ne de zarar görmüyor. Bu ablamalardan. Çünkü sinekleri yolladıkları gibi frekansı da keskin nişancı gibi. Ve desibeli. O pislik dedi başkasını bulamıyor. Geri geliyor. Geri gönderiyor. Ve ben buna bir şey yaparsam hapise atacaklar. Bok Deccali ve bu nasıl uçuyoruz artık? Böyle açık ve net. Ve Nostradamus'taki isme benzeyen Hatriye gücü bu. Ana oğlu evli. Hiçbir amile gebe oradan yiyecek bir şey olmasın. Bulaştırır be. Kasıtla. Kesinlikle. O pislikleri kaldırdı be. Kim gördü beni? Paspaslaştı. Beni o duvarın altından görmesi imkansız. Ve ufak çocuklu bir köpekliğine dikiyoruz. Oturur oturmaz. Yeni bir uçan maymun olarak böyle çocuktan yetiştiriyorlar. Güzel tezgah ve evet adınızı saydık sonra sahneye çıkın. O serviste göndermiş de uzak biraz. Karkacık temizle bunlardan burayı be. Tekrar gelin buraya. Ey SWAT! Göndersene tekrar polis arabasının karşısına beyzbol sopasıyla kafama tak tak. Bu sefer kamerada olacak, sonra kafasına kendisi yiyecek. Senin bıçakla gelip ensene tekmeyi yediğin gibi. O ruşlu dudaklı kasetinle sürme gözlü ibne. O kasetteki sildiler ha. Fakat başkası paylaştığını yorumları görecektiniz. Ben Amerikalı generalim, bu kadını tanıyorum. Iraklı bir gazeteci. Buradaki gazetecilerin ne iş yaptığını anlayın. Görün gözlerinizin önünde nasıl yönetebiliyor hayvanı. Sadece bunları değil, kedileri her şeyi yönetebiliyor. Sinekleri bile. Her sabah Orhon Morhon, Orafeti Orhon, bilmem be, tanımıyoruz. Fakat soyadımız aynı. Neyse Salih, biz tanımıyoruz. Bu fete fete hayvancı ablaların böyle hiç çekinmeden gösteriyor yani yönettiğini. Bu ablalar varsa etrafta, teyzeler de vardır, anaları da vardır. Eğlenme vardır.
Anam avradım olsun. Şeytani millet. Bunların icabına bakmayan Müslüman mıdır bu? Kesinlikle değil. Bir kancıktan Müslüman olmaz. O parktakilerin hepsi de hemen hemen bu tezgah için olma. Bunu bu kadar söyleyeyim. Eskiden yaşadıklarımıza göre. Şimdi çıkayım, incin top oynuyordur. Buradan köpeğiyle ve çocuğuyla gelenden belli. O köpeğe bir şey yapayım, hepsi mahalle korkunun dışında. Buraya haytap ordusu daldığı gibi sıraya dizilmiş olur. Şahit olarak. Bu mahalle var ya, bu şeytanların yuvası. Bu hayvancıların, akbabaların, yağmacıların ana vatanı gibi, karargahı. Adil Öksüz'ü seneler sonra burada yakaladılar. Bunlar görmemiş değil yani, tanımıyor değil. Ve buradan kaçtı. Darbe zamanı tanklar buradan geçti, milyonlar ve uçaklar. Milyonlar mı bilmiyorum o zaman milyonlar. Gezi zamanında toplanma yerleri burada. Emeklilerin maaşı için yürüyüş yapacakları zaman toplandıkları yer. Bok dolu turnike. Hemen öncesi karanlıkta basın. Kim bilir kaçı kaptı ve Karacaoğlu. Gezi bittikten sonra burada böyle bayraklarla sallayarak, burada duraksayarak, el sallayarak balkonlara. Bozguncu ordusu. Emin olun birisi sağdan birisi soldan karşıtlarını birbirine kıydırma işi yaptılar. Yine söylettin beni, şüpheci gösterdin be. Alo, polisim, hakimim, savcım de. Ve doktorum karar aldırdı. Orada da yönetimin belli olsun. Evet, kör millet görünme. Denklerin üstüne mamalar. Başka yer yok. Neden? Millete kaptıracak bu parazitleri ve beyin kontrolcü parazitlerini, kurt yumurtalarını, kistleri, hidiyatikleri, ne varsa, piyango. Ona ne zarar görmüyor? O büfede nöbeti devralan var ya, ilk başlarda bunlar itmeye başladığım zaman küfür et ya anama, bu geldiğimde orada namaz kılıyordu. Kaç kez? Kaşıkla böyle dedi. Bu polislerle kanıtı. Çünkü polislere laf ettirmemi istiyor narsist narkopat. Onları da bana karşı çıkarmak istiyor. Silah olarak kullanmak istiyor. Toksoplazmalı PKK'dır diye. Ana oğlu sitelerde diye. Köpeğini becerdi diye. O boklu aklı okumadığımı zannediyorum. Çok araştırıyoruz bu narsizm hakkında. Yazanlar müthiş. Öyle dolaşmayı seviyorlar. Evin içinde. Şimdi karalamayacağım suratları. Çünkü yapılan belli be. Ve o gizir deliği
deliye tıkamayanlar şeytanın kullarıdır. O büfeyi doğum hastanesine zonozla yatmak için kapatmayanlar şeytanın kullanıdır. Bu hayvanı buradan yok etmeyen belediye ve diğerlerini de tümü şeytanın kullarıdır. Hiç şüphe yok. Evet, orada dikilerek yani telepatik gibi gönderiyor. Böyle caddeye fırlayıp kaza geçirttiği, öldürdükleri hepsi suikasttır, su koyunca kargalar geldi. Her saldırılan, öldürülen bebek veya hastaneye düşen vücut parçaları paramparça suikasttır. Ve bu Nostradamus'un yazdığı et parçalarını, kaslarını değiştireceğim ayetine uyuyor. Pardon, dizesine. Bir tane daha fırladı pahalı köpeğiyle. Kendini masum göstererek. Hayırlı sabahlar. Devam ediyoruz. Evet, şimdi operayı pencerenin karşısına dikiyoruz. Çünkü sen paylaşacaksın. Burada bir problem var mı? Bunların köklerini kazımayan yetkililer, hatta silahlı kuvvetler şeytanın kullarıdır. Yaptıkları paylaşımlardan belli. Ülke elden gidiyor, bilmiş ol. Düşünün be, iş vakti bitmiş, nöbet değişmiş büfede ki ortaklar, gitmek falan yok ha, emir belli, Hadriye ve Fuat Avni emri belli, bu bokları kaldıracak, bekle saat geç yani, her sabahkinden 2 saat daha geç. Bekliyoruz be. Kumpası kurduk yazdık. Kedi bir şiiri gibi. Ve bunların kökünü bu kadar kanıta rağmen kazımıyorlar. Camilerine, hastanelerine, duraklara, okullara. Bu pislikleri, mikropları, virüsleri, parazitleri kabul ediyorlar. Ve dün yapılan, birazdan göstereceğim videodan, bok kokusu Türkiye gol attıktan dakikalar sonra belli ediyor ki bunlar sadece din düşmanı değil, Türkiye düşmanı be. Bulanıklaşıyor, frekansı kes. İstanbul'un fethi şiiri beklemede. Gösterelim bakalım. Burada posta olması lazım be. Neredesin? Buyurun. Ne zaman 9 saat önce gol gelir gelmez pislik kokusunu odama soktular. Keskin nişancı suikast gazı. Bunu yazdım.
İyice düşünün ve tartın. Bu millete sahip çıkan yetkililer, politikacılar, makam sahipleri, kurumlar falan nedir? İyi düşünün. Köpeği tekrar neden göndermiyorsunuz be? Yeteri kadar gergin olmadın mı büfenin orada? Hı? Topluma tehlikeli gözükmedin mi? Senin anan neden sitelerde be? Sitelerde rujlu dudaklı bok decali.